Merhaba sevgili gençler. 25 günde TET Biyoloji bitireceğimiz kampımızın 8. günüyle kaldığımız yerden devam ediyorum. Bu video içerisinde ribozom, endoplazmik retikulum, golgi, lizozomla ilgili bilgileri bulacaksınız. Ama videomuza geçmeden önce hemen unutmadan ödev kontrollerinizi yapalım. Hemen kitaplarınızı açın geliyorum. Dün işlediğimiz konu gerçekten çok önemliydi. Hücre zarından madde geçişlerini anlatmıştık. Yedinci gün olarak da ona ödevlendirme vermiştim. Hemen ödevlerinizi kontrol ediyorum. Yedinci güne tik atıyorum. Ödev kontrolü çok önemli arkadaşlar. Mutlaka şu ana kadar bu tik işaretiyle yaptığım yerlerin hepsinin bitmiş olması gerekiyor ki sağlam adımlarla ilerleyebilelim diye. Hadi gelin o zaman şimdi videomuza başlayalım. Organellere geçiş yapmadan önce ilk önce sitoplazma ve organeller ne demek? Kısaca bir ondan bahsedelim. Sitoplazma dediğimiz şey yarı akışkan sıvı kısım deniyor ya sadece arkadaşlar. Sadece sıvı kısımdan oluşmuyor. Aslında organellerden de oluşan kısım oluyor. Sıvı kısım ve organellerin bütününe bir sitoplazma adını vermiş oluyoruz. Sıvı kısım sadece sitozol adını almış oluyor. Hayvan hücrelerinin daha yuvarlak bir hücreye sahip olduğunu, bitki hücrelerin ise daha böyle kare ya da dikdörtgen formunda olan bir hücre olduğunu da burada söyleyelim. Hayvan hücresinde ve bitki hücresinde ortak olarak bulunan organelleri de ilerleyen aşamalarda söyleyeceğiz. Hücre dediğimiz yapı organellerden daha büyük bir yapı arkadaşlar. En küçük işlevsel birim hücre olduğu için biz hücre temelli olarak anlatıyoruz. Yoksa daha hücreden küçük olan yapılar da var. Şimdi sitozol dediğimiz yapı yarı akışkan bir sıvı kısımdı ya. Bunun yarı akışkan olmasının sebebi çok büyük bir kısmının su olup geri kalan kısmının da inorganik ve organik maddelerden oluşuyor olmasıdır. Bunun içeriğini çok fazla bilmenize gerek yok. İnorganik ve organik maddelerden oluşuyor olarak bilseniz yeterli. Şimdi gelelim organel ne demek? Metabolik olayların gerçekleştiği özelleşmiş yapılara organel diyoruz. Organeller tek zarlı, zarsız ve çift zarlı organeller olmak üzere ayrılıyor. Biraz sonra da onlara değinmiş olacağım. Prokaryotlar basit yapılı, ökaryotlar ise gelişmiş yapılı canlılardı. Biz en basit olarak bunu söylüyorduk. Ancak ben ne demiştim? İlerleyen aşamalarda siz şöyle diyeceksiniz. Biraz daha bilgileri böyle temel ata ata gittiğimiz için ilerleyen aşamalarda bilgileri öğrendiğiniz zaman şu şunu diyeceksiniz. Prokaryotların zarlı organeli yoktur. Ökaryotların zarlı ve zarsız organelleri vardır diyeceksiniz demiştim. İşte arkadaşlar prokaryotlarda bulunan organel ribozomdur. Ribozom zarsızdır. Ökaryotlarda ribozoma ek olarak zarlı ve zarsız organeller bulunabilir. Şimdi zar durumuna göre organellerin nasıl olduğuna birlikte bakalım. Zar durumuna göre organeller zarsız, tek zarlı ve çift zarlı organeller olmak üzere 3'e ayrılıyor. Zarsız organellerimiz 2 tane. Ribozom ve sentrozom tek zarlı olanları da kopgel olarak kodlayabilirsin. Hemen koful, peroksizom, golgi, endoplazmik retikulum ve lizozom olmak üzere. Kopgel olarak kodlayabilirsin bunu biyoloji şifre olarak aklında kalabilir. Aslında şunu düşünebilirsin. Zarsız organel iki tane ribozom ve sentrozom. Çift zarlı olan da iki tane Mitokondri ve plastitler, onun dışında kalanlar da tek zarlı diyebilirsin. Plastitleri de kendi içerisinde 3'e ayırıyoruz. Kloroplast, kromoplast ve lekoplast olmak üzere bunların... Bütün organellerin hepsinin de içeriğine girmiş olacağız ama kısmen burada tek zarlı, çift zarlı ya da zarsız olan organelleri bilmeniz adına bu şekilde bir tablo vermeye uygun gördüm. Çok önemli bir tablo olduğunu söyleyebilirim. Bitki ve hayvan hücresinde ortak olarak bulunan organellere bakacak olursak, bitki hücresi ve hayvan hücresi prokaryot mudur, ökaryot mu? Tabii ki de ökaryot. Aferin sana. O nedenle ökaryot olduğu için zarlı ve zarsız organeller olacak mı? Evet olacak. Mesela bitkisel hücrelerde lizozom yok. O nedenle lizozomu buraya alamayız. Ya da hayvansal hücrelerde kloroplast yok. O nedenle buraya kloroplast alamayız. Ortak olarak bulunanları almamız lazım. Ribozom, koful, endoplazmik retikulum, mitokondri, golgi ve çekirdek ortak olarak bulunan organeller. Bunları da buraya not olarak belirttim. Umarım faydalı olur. Ki olacaktır olacaktır zaten. Gelelim ribozomdan başlayalım. Bu video içerisinde ribozom, endoplazmik retikulum, golgi ve lizozomu işleyeceğiz. Yarınki videomuzda da diğer organellerimizi sırasıyla görmüş olacağız. Ribozomdan başlıyoruz. Biz tam birinci ya da ikinci gün videosunda bunu anlattık. Ribozom bütün canlılarda var mıydı? Vardı. Bütün canlılar protein sentezi yapıyor mu o zaman? Evet. Ribozomun görevi o zaman protein sentezi yapmak ve tüm canlı hücrelerde bulunur diyoruz. Yapısında RNA ve protein bulunmuş oluyor. Sorularda arkadaşlar ribozomun yapısında DNA vardır diyebilir. Dikkat edin lütfen çünkü ne var? RNA var. Unutmayınız arkadaşlar. Genellikle düşülen kısımlardan biri olduğu için hatta ben de biraz sonra bununla ilgili soru soracağım size. Düşmenizi istemediğim için özellikle belirtmek istiyorum. Ribozomun bir büyük alt birimi var, bir de küçük alt birimi var. Bu küçük ve büyük alt birim birbirine bağlandığı zaman arkadaşlar, araya da bir mRNA molekülü girdiğinde ribozomun görevi olan protein sentezi başlamış oluyor. Şunu da söyleyelim bu organel protein sentezinin gerçekleştiği organeldir diyoruz. Ribozom ökaryotlarda çekirdekçiğin içerisinde üretilir. Bakın çok çok önemli bir not var burada arkadaşlar. Çekirdekçiğin içinde aktif değil. Sadece protein sentezi yapılırken aktifleştiği için o zaman protein sentezinde bu çekirdeğin içinden sitoplazmaya doğru çıkmış oluyor arkadaşlar çok önemli. Ribozom prokaryotlarda ve ökaryotlarda nerelerde bulunur? Hep aynı yerde mi? Ona bakalım. Prokaryotlarda sitoplazmada, ökaryotlarda sitoplazma, endoplazmik retikulum, çekirdek zarı ve mitokondri ya da kloroplastta bulunmuş oluyor. Mitokondrinin de kendini has DNA, RNA ve ribozomu olduğunu söyleyeyim. İleriki aşamalarda bize lazım olacak bilgilerden birisi. Peki polizom ne demek? Poli neydi? çok demek ribozom da zaten ribozom o zaman çok ribozom var demek peki bir insan ya da bir canlı neden çok ribozoma ihtiyaç duyar ribozomun görevi neydi hmm, protein sentez yapmakta o zaman çok fazla protein sentezlemek için benim ribozoma ihtiyacım olduğunda polizoma ihtiyacım olabilir diye düşünmelisiniz yani arkadaşlar kısa zamanda Aynı protein molekülünden çok fazla üretmem gerekiyorsa ben polizom kullanabilirim. İşte bir mRNA molekülü. Yani şöyle düşünün, e, ribozom var, bir küçük bir büyük alt birimi vardı ya aynı ribozomlardan bir sürü bir sürü olduğunu düşünün. 5 tane ribozom olduğunu düşünün. Araya da bir tane mRNA molekülü giriyor. Hepsinin arasına girmiş olduğu için bir mRNA molekülü bir sürü ribozomun içerisine girmiş olduğu için aynı protein çeşidinden çok hızlı bir şekilde üretilmesi sağlanmış oluyor. Çok sayıda üretilmesi sağlanmış oluyor. Bu olay polizom sayesinde gerçekleşmiş oluyor. Burada da bunu göstermiş oluyoruz. Hemen bir soruyla destekleyelim arkadaşlar. Ribozomlar yukarıda verilen özelliklerden hangilerine sahiptir diyor. Amino asit sentezleme. Allah düşebiliriz buraya dikkat. Proteinlerin monomerleri neydi? Amino asit. Şimdi protein sentezlerse amino asit sentezler gibi düşünebilirsin. Aman dikkat. Amino asit bir monomer olduğu için onu bir bitki hücresi üretebilir. O nedenle amino asit sentezleme ribozomun görevi değil. Ribozomun görevi protein sentezlemedir. O nedenle bir olanları hemen eledik. Eleme yöntemi bize doğru sonucu daha hızlı bir şekilde ulaştırıyordu arkadaşlar. Bakın gördüğünüz üzere de iki şıkkımız var. Bilemesek bile atsak belki çok yüksek oranda tutar. O yüzden eleme yöntemini mutlaka yapın. DNA içerme diyor. Biraz önce dediniz hocam DNA yok. İçinde RNA var protein var. O zaman DNA'yı da almadık. İkiyi de eledik. Çıktı cevap. Polizom oluşturma diyor. Zaten evet biraz önce gördük. Ribozomlar polizom oluşturabilirler ve aynı çeşit proteinden çok hızlı bir şekilde çok sayıda üretebilirler. Son olarak da sadece ökaryotlarda bulunma diyor. Ne alakası var? Hem prokaryotlarda hem ökaryotlarda bütün canlılarda bulunan bir organeldi bu. O yüzden cevabımızın B seçeneği olduğunu görmüş oluyoruz. Şimdi arkadaşlar, bizim vücudumuzda protein sentezleniyor. Bir canlı hücre içerisinde kullanılacak proteinleri sitoplazmadaki serbest ribozomunda üretiyorken hücre dışına gönderecek proteinleri ise endoplazmik retikulum üzerinde bulunan ribozomlar da üretiyor. Bu da ekstra bir bilgi. Eğer zor bir kaynak çözerseniz karşınıza gelebilecek bilgilerden biri olduğu için bu da size artı bir net kazandıracaktır diyorum. Yani hücre içerisinde kullanacaksam sitoplazmada bulunan serbest ribozomlarda bunu yapıyorum. Ancak dışarıya göndereceğim bir protein varsa onu da granüllü endoplazmik retikulumlar üzerinde bulunan ribozomlarda üretmiş oluyorum. Çok 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 önemli buradaki söyleyeceğim 5 6 madde arkadaşlar. Protein sentezinin olması için elimde ne olması lazım? Amino asit olması lazım. Amino asitler bir araya gelerek proteini meydana getiriyor değil mi? Proteinden sonra da en eksi bir su açığa çıkmış oluyor. Yani ben küçük maddeden büyük madde yapıyorum açığa su mu çıkarıyorum? Evet o zaman bu olay dehidrasyon olayı mıdır? Yani yapım olayı mıdır? Açığa su mu çıkıyordur bunda? Evet o zaman bu olay sırasında enerji harcar mıyım? Harcarım. Peki proteini su kullanarak yıkarsam da Amino asitleri meydana getirebilirim. Bu olaya da hidroliz adını vermiş oluyorum. Şimdi o zaman burada şunu bilmem lazım. Bir organizmada ribozom faaliyeti olduğunda en tane amino asitten protein sentezlenebiliyor. O zaman arkadaşlar ribozom faaliyeti arttığında hangisinin miktarı artar hangisinin azalır bunu bize sorabilir. Ribozom faaliyeti arttığında amino asitlerin sayısı azalacak proteinlerin ve suyun sayısı artmış olacak. Yani okun bir tarafı azalırken diğer tarafı artmış olacak mantıken böyle. O zaman serbest amino asit miktarı azalır. Niye serbest diyorum? Çünkü boşta kalanları söylemeye çalışıyorum. Onlar birleşip protein yapıyor çünkü o yüzden doğru. Peptit bağı sayısı artar. Niye? Niye? Çünkü amino asitler arasında kurulan bağın adı neydi? Peptit bağıydı. Sen amino asitleri birleştirirsen aralarda bağ kurarsın. O nedenle peptit bağı sayısı da artmış olur. Peki e, sentez reaksiyonu olduğu için protein sentezi yapım olayı olduğu için enerji harcanıyor muydu? Evet o zaman ATP azalmış oluyor arkadaşlar. Peki e, amino asitler azaldığı için? proteinle suyun sayısı artıyor muydu? Evet artıyordu. O yüzden bunları da söyledik. Peki amino asitleri ben kullanıyorum. Kullandığım için asitler ne oluyor? Azalıyor. Asitlik azalırsa arkadaşlar pH ne olur? 7'ye doğru yaklaşır. O zaman pH artar diyebilir misiniz? Tabii ki dersiniz. Bakın öncüllü sorularda size artı bir net yaptıracak bir sayfaydı burası. Devam edelim şimdi de endoplazmik retikulumdan. Endoplazmik retikulum Tek zarla çevrili bir organeldir. Hatta bütün organellerin anası diyebiliriz arkadaşlar. Çünkü birkaç tane organel bundan farklılaşarak meydana gelmiş oluyor. Hücre zarının farklılaşmasıyla oluşuyor. Yani bir hücre zarını düşünün arkadaşlar. Hücre zarından çekirdek zarına kadar uzanan organele endoplazmik retikulum adını vermiş oluyoruz. Bu organelin görevi madde taşımak arkadaşlar. Aynı zamanda hücredeki organellerin ve çekirdeğin yerini sabitlemek. Yani şunu söylüyor. Mekanik destek sağlıyor bu. Sen şurada dur, sen şurada dur, sen şurada dur gibi. Patron yani bu. O yüzden mekanik destek sağlar. Bir de arkadaşlar, profaz, metafaz, anafaz, telofaz gibi hücre bölünmesi evreleri var ya, işte o hücre bölünmesi evreleri sırasında yani hücre bölünmesi sırasında endoplazmik retikulum kayboluyor. Bölünme tamamlandıktan sonra da tekrar geri oluşuyor. Eğer endoplazmik retikulum üzerinde ribozom varsa bunun adına granüllü endoplazmik retikulum, ribozom yoksa granülsüz endoplazmik retikulum adını vermiş oluyoruz. Granüllü ve granülsüzün farkına geleceğiz arkadaşlar. Granüllü endoplazmik retikulumun üzerinde protein mi var? Evet. O zaman protein varsa bu proteince zengin salgı yapan hücrelerde çok fazla miktarda bulunacak. Diğerinde protein yok. O zaman protein olmadığına göre protein dışında bir şeyler yapmalı. Yağ ve karbonhidrat sentezi yapan hücrelerde çok fazla miktarda granülsüz endoplazmik retikulum bulunmuş oluyor. Biraz önce söylemiştim. Hücre dışarısına gönderilecek proteinlerin sentezlendiği yer neresiydi? Granüllü endoplazmik retikulumdu. O zaman hücre içerisinde kullanacağımız proteinlerin sentezinin nerede olduğunu hatırlayacak olursak da serbest ribozomlarda gerçekleştiğini de burada hatırlamış olalım. Granülsüz endoplazmik retikulumun görevi arkadaşlar karaciğerde glikojenin glikoza dönüşmesini sağlamak aynı zamanda zehirli maddelerin de zehirsizleştirilmesini sağlamak gibi görevlere sahip. Granüllü endoplazmik retikulumun salgıladığı proteinler hani dışarıya gönderilecekti ya e onu kim gö gönderecek? Paketleme yapacak daha doğrusu golgi işte sentezlediği proteinleri golgi aygıtına gönderiyor ve bu şekilde de işleniyor paketleniyor ve gerektiği yerlere de iletilmiş oluyor. Hatta golginin bu paketlediği proteinler de lizozom oluşumuna katılıyor diyeceğiz biraz sonra da bunu açıklamış olacağız. Hemen. Endoplazmik retikulumla ilgili de bir soru çözelim. Yukarıda verilen özelliklerin granüllü ve granülsüz endoplazmik retikuluma ait olma durumları hangi seçenekte doğru verilmiştir diyor. Hemen daha net anlatabilmek için granüllü endoplazmik retikuluma A diğerine de B diyelim. Üzerinde ribozom bulunduran granüllü olduğu için buna A dedik. Hücreye mekanik destek sağlayan her ikisi de olduğu için A ve B diyoruz. Trigliserit, fosfolipit ve steroid yağları sentezler diyor. Yağ sentezleyen ve karbonhidrat sentezleyen kimdi? Granülsüz endoplazmik retikulum. Kulümdu. çünkü granüllü olanın üzerinde protein olmuş olduğu için biz ne yapıyorduk proteinci zengin salgı yapan hücrelerde bol miktarda bulunur diyorduk. Çekirdeğin hücrede sabit bir yerde durmasını sağlayan da her ikisi de olduğu için buraya da AB diyoruz. O zaman cevabımızı 1 2, 4 şeklinde ya da 2, 3, 4 şeklinde E seçeneği olarak işaretlemiş oluyoruz arkadaşlar. Devam edelim hemen Golgi organelimizle. Golgi organeli de endoplazmik retikulumun kenarından bir parça kopuyor arkadaşlar. O parçanın kopmasıyla meydana gelen organele Golgi aygıtı diyoruz. Zaten endoplazmik retikulum böyle kesicikli kesecikli ya işte oradan bir parça koptuğu için burası da yassı keseciklerden oluşan bir yapı olmuş oluyor. Burası salgı ve paket Golgi'nin görevi salgı yapan hücrelerde bol miktarda bulunuyor. Yani şu değil arkadaşlar. Her hücrede bir tane organel bulunmak zorunda değil. O hücrenin görevi neyse orada belki 50-100 tane organel bulunabilir. O nedenle ter bezi, tükürük bezi, gözyaşı gibi vücudumuzun bu şekilde bulunan bölgelerinde Golgi aygıtının çok fazla olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda Golgi'nin görevi glikolipit ve glikoprotein sentezini uyarmaktır. Bakın bunlar çok önemliydi değil mi? Hücre konusunu anlatırken bundan bahsetmiştik. Hücrenin seçici geçirgen olmasını sağlayan yapılardan biriydi. Hücrenin dış yüzeyine yakın yerlerde bulunuyordu. Hatta buralarda sıkıntı olursa kansere kadar gidebiliyordu hastalıklar. O nedenle Bunların oluşmasını sağlayan Golgi aygıtıymış diyoruz. Bitkilerde hücre zarının ürettiği selüloz liflerini düzenleyerek aralemel, orta plak, ara plak yani hücrenin e, bitki hücresinin bölünmesini sağlayan yapıyı meydana getirmiş oluyor arkadaşlar. Ekstra söyleyecek olursak da spermlerde Golgi aygıtının da bulunmadığını söyleyebiliriz. Lizozoma gelecek olursak da lizozomun görevi hücre içi sindirim yapmaktır. Neden? Çünkü içerisinde lizozomal enzimler var. Peki lizozomal enzimlerle hücre içi sindirim yapıyorsa kendi kendini neden sindirmiyor? Çünkü içerisi ona özgü arkadaşlar. Mesela midemizin içerisinde de sindirim enzimi var. Neden midemizi sindirmiyor gibi bir soru olur bu aslında. Çünkü midemiz ona göre uygun yapıldığı için herhangi bir şekilde zarar Görmüş olmuyor gelişmiş yapılı bitki hücrelerinde ve mantar hücrelerinde lizozom bulunmadığını söyleyelim biraz önce ben granülle endoplazmik retikulumu anlatırken şey dedim dışarıya protein verilecekse eğer bunu kim üretiyordu? Granüllü endoplazmik retikulum üretiyordu. Peki kime gönderiyordu? Golgi'ye. Hem paketlesin hem de iletsin diye. Şimdi işte lizozom oluşumu bu şekilde oluyor. Endoplazmik retikulum üzerinde protein üretimi gerçekleşiyor. Bu protein arkadaşlar Golgi'ye iletiliyor ve Golgi'deki keseciklerle sitoplazmaya bırakılıyor ve lizozom oluşumu gerçekleşmiş oluyor. Yani endoplazmik retikulumdan Golgi oluştu gol giden lizozom oluştu. Bu şekilde organellerin oluşumu söz konusu olmuş oluyor. Lizozomla ilgili bazı söyleyeceğimiz kavramlar var. Onlardan bahsedelim. Şimdi otoliz dediğimiz şey var. Lizozoma zarı bazı durumlarda yırtılıyor arkadaşlar. Mesela organellerimiz çok yaşlandıysa lizozom zarı yırtılarak onların yok edilmesini sağlamış oluyor. Bu olaya hücrenin intiharı demiş oluyoruz. Akrozom dediğimiz şey de spermlerin baş kısmında arkadaşlar böyle yumurtanın dış kısmını eritebilecek olan enzimler var. Lizozomal enzimler. işte bunlar da akrozom adını vermiş oluyoruz. Bir de şunları söylemek istiyorum arkadaşlar. Burada kertenkelenin kuyruğunun kopması ya da insan elinin parmakların arasının açılması da yine lizozom faaliyetiyle oluşan bir olay. Yani tehlike anında kertenkelenin kuyruğunu bırakması orada bulunan lizozomal enzimlerle gerçekleşmiş oluyor. Ya da anne karnında bulunan bebeklerin doğuma yakın zamana kadar böyle parmakların arası ördek ayağı gibi perdeli perdeli. Ama doğuma yakın bir zamanda buradaki lizozomal enzimlerle parmak araları açılıyor ve böylelikle parmaklar bu şekilde bürünmüş oluyor. İyi ki bu şekilde oluyor ki çok rahat bir şekilde kullanabiliyoruz. İşte lizozom organeli sayesinde biz bunları gerçekleştirebiliyoruz. Ancak lizozom organelimiz bazı durumlarda metabolik bozukluğa uğrayabilir. Bu sebeple de arkadaşlar yaşlılarda görmüşsünüzdür böyle ellerin üzeri kahverengi kahverengi lekeler olabilir. İşte bu da yaşlılık lekelerine sebep olabilir. Tamamen lizozomun işlevsel bozukluğuyla alakalı bir durum olmuş oluyor. Evet sevgili arkadaşlar bununla birlikte de 8. günümüzün sonuna gelmiş oluyoruz. Burada hemen vakit kaybetmeden ödevinizi vereyim. Kamp kitabımızda 8. günle alakalı soruları mutlaka çözüyorsunuz. Soruları her gün eritin ki arkadaşlar oradaki taktik olarak shorts videolarını izleyin ve öğretici ek soruları da mutlaka bakmayı ihmal etmeyin. Bu şekilde sağlam adımlarla çok hızlı bir şekilde böyle TYT'yi artık temelden bitirmiş olacaksınız. Bu şekilde de artık ek kaynaklar çözdüğünüzde TYT'nin hiç de zor olmadığını görmüş olacaksınız. Anlamadığınız yerler olursa yorumlardan sorabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Desteklerinizi benden eksik etmemenizi istiyorum. Videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yarın görüşürüz. Hoşçakalın.